Aman Bey, FETÖ'ye, PKK'ya sahip çıkan özgürlükler kisvesi altındaki güruh, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri. Yani şimdi bu Yahu. iki terör örgütüne sahip çıkmakla suçlanıyorlar. Evet, yani şimdi Hande Hanım, burada Sayın Metiner'in saydığı Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'na benim de pek çok eleştirilerim var. Sayın Kılıçdaroğlu'na da eleştirilerim var. Zaman zaman politikalarını beğenmiyorum ve eleştiriyorum burada, yanlış yaptığını söylüyorum. Ama bu işte FETÖ ve PKK seviciler, onlarla işbirliği halindeler anlamındaki işte Sayın Metiner'in suçlamasını gerçekten çok çok ağır buluyorum ve yani kusura bakmasın ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış, Başbakanlığını yapmış, Başbakan Yardımcılığını yapmış, Dışişleri Bakanlığını yapmış ve ana muhalefet liderliğini yapmakta olan bu dört siyasetçiye bir hakaret olarak görüyorum. Yani çok Hali ağır. Yani hazırdaki bu kabul edilemez. Cumhurbaşkanına Yani her Sayın türlü Metiner de hakareti caiz görürsünüz. Ama biz birilerine eleştiri getirdiğimizde caiz değildir. hayır, ben hayır, ben Siz Sayın Cumhurbaşkanı kimlersiniz Sayın ya? Erdoğan'a yönelik hakaretleri de ben Sayın Erdoğan'a yönelik hakaretleri de hep eleştiririm Sayın Metiner. Sayın Erdoğan'a yönelik hakaretleri de yanlış Tabii, buluyorum. aynen. Siyaseten eleştirilebilir ama hakaret edilmesi kesinlikle yanlıştır. Sayın Erdoğan Ya da bir günde Türk milleti övdüğünü tarafından görsek. seçilmiş hepimizin, ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla ülkemizin cumhurbaşkanlığını yapmış, başbakanlığını yapmış, dışişleri bakanlığını yapmış ve ana muhalefet partisi liderliğini yapmakta olan değerli siyasetçilere eleştiri başka bir şey. PKK ve FETÖ ile işbirliği halinde olmakla, yani vatana ihanet ediyor diye göstermek çok ağır bir Öyle bir şey suçlama ve söylemedim. hakaret. Cümlelerimizden Gerçekten Sayın kendim Metiner, yanlış sizin tercüme üslubunuza ediyorum. yakıştıramadım. Öyle bir şey söylemedim. Sizin üslubunuza yakıştıramadım. Nasıl Özgürlükler söylediniz? demokrasi kisvesi altında PKK, FETÖ onların içerideki uzantılarına hamilik yapan, onlarla işbirliğinden gerektiğinde kaçınmayan Tamam. bir güruh oluştu diyorum. Tamam. Anlaşıldı mı? PKK ile FETÖ ile işbirliği yapmak ne demek? Vatan hainliği değil mi? PKK ile FETÖ ile işbirliği yapılıyorsa vatan hainliğidir. E o kadarını da sen Bakın, söyle. bunlar gerçekten çok ağır O suçlamalar. kadarını da sen söyle. Siz de bir Yuhulu. siyasetçisiniz. Sayın Metiner, siz de bir siyasetçisiniz. Bu saydığınız dört siyasetçi de, dört siyasetçinin üçü de sizin partinizde yetişmiş, sizin partinizin en önemli kişileri olarak ülkeye hizmet etmişler. Eleştirebiliriz. İşte ben de zaten eleştiriyorum. O nedenle zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek çok politikasını eleştiriyorum. Ama bakın, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu söyleyen ilk kişi, şimdi belki Sayın Metiner buna da itiraz eder belki, ama Sayın Tayyip Erdoğan 2005 yılında başbakan olarak Diyarbakır'a gidiyor. Bakın, o zaman Abdullah Gül Dışişleri Bakanı. 2005. Çünkü o tarihte Abdullah bir Gül Kürt Dışişleri sorunu var Bakanı. zaten. Bir inkar sorunu var. Şimdi yok mu? CHP'nin icat ettiği, Türkiye'nin başına bela Şimdi ettiği ne bir değişti? inkar sorunu var ya. Bakın, 2005'te Sayın Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da diyor ki Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyor. Doğru. Ondan sonra bu işte Kürt sorunu tartışmaları yoğunlaşıyor. PKK'nın bu arada ağır saldırıları oluyor silahlı kuvvetlerimize karşı, işte karakollarımıza karşı, güvenlik güçlerimize karşı çok ağır kayıplar veriyoruz. Çok kalleş saldırılar yapıyor PKK, terör örgütü, güvenlik güçlerimize karşı. Sonra 2009 yılında hatırlayın, Habur rezaletini hatırlayın Sayın Metiner, sizin hükümetiniz. Siz de o zaman muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiliydiniz. 2009 Yok, yılında ben Habur'a 2011'de bir çadır girdim mahkemesi kuruldu. meclise. 2009'da Tamam, yoktum. özür dilerim. Özür dilerim. Sayın Tayyip Erdoğan Başbakan, Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı ama sembolik Cumhurbaşkanı. Şimdiki gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yok. Parlamenter sistem var ve Türkiye'yi Başbakan yönetiyor. 2009 yılında Habur'da bir çadır mahkemesi kuruldu ve Kuzey Irak'tan elini kolunu sallayarak gelen, silahlarıyla birlikte gelen PKK teröristleri, PKK'lı katiller, Siz hatırlayalım, Habur'da HDP'yi bir bugün kapıdan girdiler, öbür oksijen kapıdan çadırını çıktılar. arıyorsunuz. Kalkıp hala Habur'u Ve otobüslerin üzerine binerek, o PKK'lı teröristler eleştiriyorsunuz. otobüslerin üzerine binerek Güneydoğu Anadolu bölgemizde PKK'nın o sözde bayrağıyla
gezdiler, şov yaptılar. Hatırlayın, şimdi Google'a girerseniz görürsünüz o görüntüleri. PKK'nın ülkenin başına nasıl bela edildiğini, hatta Sayın Devlet Bahçeli, bakın Sayın Devlet Bahçeli 2009'da yerel seçimler var. Sayın Devlet Bahçeli AKP'yi yerel seçimlerde başarı elde etmek için bölücü PKK ile işbirliği yapmakla suçluyor. Çok ağır suçlamalar var Sayın Bahçeli'nin. Şimdi burada söylesem Rütük CNN'e kapatma cezası verir. Aman diyeyim. Ya Sayın Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a karşı, Sayın Erdoğan'a karşı, Sayın Başbakan'a karşı o zaman. Bugünkü kongrede söylediklerini dinle. Bugünkü çok kongrede. Ağır bölücülük suçlamaları var. Sayın Metiner. 15 Sayın Metiner, bunlar yakın tarihimiz. Sayın Bahçeli'nin dedikleri bizim için esastır, değerlidir. Onu kendimizden 15 biliriz. 15 Temmuz'da nasıl geldik? 15 Temmuz'da nasıl geldik? 15 Temmuz'da darbe yapan alçak FETÖ'cülerin 140 küsürü Tuğgeneral'di. Yani 2014-2015 askeri şuralarında Tuğgeneralliğe yükseltilmiş, komutanlıklara getirilmiş FETÖ'cülerdi. Gene onlar da biliyorsunuz bu işte. O askeri şuralara kim başkanlık ya etti? Siz hali hazırda sahip çıkıyorsunuz. O askeri şuralara kim başkanlık etti? FETÖ size destek veriyor. O FETÖ'cülere general yıldızını kim taktı? Hala eskiye gidiyorsunuz. Sayın Metiner, o FETÖ'cülere, darbeci FETÖ'cülere general yıldızını kim taktı? Bilmem. Ordunun o dönemdeki genelkurmayına, genelkurmay katındaki karar mermilerine taktı? Sorun. Bize niye soruyorsunuz? Kılıçdaroğlu mu taktı? Bize niye soruyorsunuz? Size soracağım. Hükümetsizsiniz. Var, bir sürü. Bakın Yüksek var. Askeri Şura'da kim var? Yüksek Askeri Şura ya. Başbakanın başkanlığında toplanır. Başbakanın başkanlığında toplanır. Milli Savunma herhalde. Bakanı olur. Ve orgeneraller olur. Ya 2016'dan Cumhurbaşkanı'nın sonra imzasıyla terfiler yürürlüğe girer. Bu milletin devleti oldu da vesayet odakları ortadan kalktı ya. Bu tarihe kadar hükümete parmak sallıyor. Bakın cevabı da veriliyor şu anda. Sayın Metiner, işte bu kafayla bu kafa nedeniyle PKK'yı da FETÖ'yü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bela ettiniz. Vesayeti, tamam. Kemalist vesayeti yıkacağız diye FETÖ ile işbirliği yaptınız. FETÖ'cüleri general yaptınız. Bak, Kemalist vesayeti silahlı kuvvetlerde Kemalist vesayeti yıkacağız diye aynı kıbleye baş koyuyoruz dediğiniz FETÖ'cüleri silahlı kuvvetlerde kritik noktalara getirdiniz. Ve Türkiye'yi 15 Temmuz alçak darbesine sürüklediniz. Bu çok etik değil, ahlaki değil. Hiçbir zaman AK Parti yetkilileri Kemalist vesayeti sonlandırdık demedi, demez de. Mustafa Kemal'le sorunu olan bir parti değiliz. Bir milletvekilinizin AK Parti milletvekilinin kaydı, tıpkı bu şekilde beyanı var Sayın Metiner. Biraz önce siz de dediniz. Vesayet vardı, vesayeti yıkmış dediniz. Vesayet vardı tabii. Askeri bürokratik vesayet vardı. İşte. Bunun Kemalist vesayetle ne alakası? İşte o vesayeti yıkmak için, güya o vesayeti yıkmak için Amerikan uşağı FETÖ'yü silahlı kuvvetlere ya, doldurdunuz. Ya geçin ya. Ve Türkiye'nin başına 15 Temmuz'u bela ettiniz. Burada bir dakika, bir defa. Ya böyle bir tartışma olmaz. Mi? Ben şunu söyleyeyim. Sayın Metiner, bunlar yakın tarih, yakın tarih. Burada çok ciddi. Bir dakika, Şaban Bey geri geleceğim. Hikmet Bey buyurun. Bir dakika. Buyurun ama tabii yani hani bu böyle bir güruh var mı? Ondan sonra CHP'ye 5. kol faaliyeti suçlaması ağır değil mi? Bir konuşun çünkü sonra tekrar Şaban Bey'e döneceğim. Çünkü orada bir şekilde hani aynı görüşler var. Şaban Bey de tek kalıyor. Dolayısıyla bir kere daha söz vereceğim. Evet. Hayır, şunu söyleyeyim bir defa. Öncelikle bir defa doğruları konuşacağız, doğru söyleyeceğiz. Deminki olaydaki gibi olmasın. Efendim oradaki generalleri doldurdunuz falan lafı. Bu akıllara ziyan laflar. Bakın. Şaban Bey bunu söyleyince hakaret falan diyorsa bu akıllara zarar bir şey söylediniz siz. Ne dediğinizi biliyor musunuz? Farkında değilsiniz. Neden? 2014, 2015'te bundan general Hikmet Bey FETÖ'cü darbecilerin ne zaman general olduğuna saniye, baktınız mı? Şaban Bey bir saniye. Bize şimdi çok iyi bildiğimiz, biz uzaydan gelmedik. Ben size anlatacağım. Yaş karlarından bahsedeceğim. Bakın şu anda FETÖ'den içeride olan 15 Temmuz'daki o alçak darbe girişiminde bulunan generallerin, tüm generallerin tamamı 1984 ve 88 girişlidir. Bir, bunu koyun yere. İki, yaş kararlarına başbakan sadece şer koyar. Bunu da unutmayın, itiraz eder. Yıllar boyunca bu itirazı
Sayın öyle mi? Pardon, oradaki öyle yaptı. Mi? Bir dakika, bir dakika. Hikmet bitireceğim. Bey, Hikmet Bey. Bitireceğim. Ya, dakika, bir saniye, bitireceğim. Ama sizin haberiniz yok Hikmet Bey. Yanlış bilgi veriyorsunuz. Bakın, siz, Başbakan siz, Şerh Koymaz. Dünyada haberiniz bakın. Kandırıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. 1984 yılında giden... 50, siz yalan söylüyorsunuz. 50 ile... Siz yalan söylüyorsunuz Hikmet bakın, Bey. Bakın 50 ile 55 yaşındaki bir generalin, FETÖ'cü bir generalin 50 yaşından sonra FETÖ'cü olduğunu söylüyorsunuz siz. Bir anda aydınlanmış... AK Parti'de onu atamış diye anlatıyorsunuz. Bakın 84. Onların FETÖ'cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesini kim önledi? Dinleyin cümleyi bitireceğim. Hikmet Bey, FETÖ'cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesini kim önledi? Dinleyin. 2004 Milli Güvenlik Kurulu Güvenlik Kurulu'nda alınan FETÖ'cülerle mücadele edilmesi kararını kim sümen altında bekletti başbakanlıkta? Askeri giriş tarihi. Bakın bir daha söylüyorum. Askeri okula giriş tarihleri belli. 80 darbesinden sonra 84-88 arası bunu tamamen listesini ben çıkarttım, öğrendim ve ortaya koydum. İki, bütün bu daha önce 28 Şubat sürecinde irticai faaliyetlerden dolayı atılanlar, daha sonraki süreçlerde başka bir sebeple atılanlar, her şey atıldı ordu içerisinden, hesapta temizlik yapıldı. FETÖ'cüler asla temizlenmedi. Burada biraz önce bir şey bahsediyor. Bu çok kıymetli bir şey. Siz burada öyle bir manzara koydunuz ki ortaya. Bakın Erdoğan'ın yaş toplantılarında sürekli şerh koyduğunu hatırlıyoruz. Şunlar şöyle atlıyor diye. Fakat asla FETÖ'cülere dokunulmadı. FETÖ'cüler atılmadı. O generaller 50 ile bir daha söylüyorum. 84-88 ve en son 89 olmak üzere. Askeri okullara girişi, FETÖ için hazırlanışı ve sonuçta bu sürecin şeyi, bunun AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan alakası yok. Külliyen yalandır. Çünkü girişleri belli. Bu adamlar 2014 yılında FETÖ'cü olmadılar. Bunlar 80'li yıllardan başlayarak yapılanmanın içerisinde bulundular, devlete sızdılar ve en sonunda gelen yerde de bir daha söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakanken imzaları vardır, yaş kağıdına itirazları vardır. Burada lütfen düz konu olun lütfen. Burada böyle bilmediğimiz şeyi anlatmayın bize. Bu herkesin bildiği bir hadise. O da, bir de şu var. Hikmet Bey. Beni yalan söylemekle suçluyorsunuz ama bu konularda hiç bilginiz yok. Hiç bilginiz yok. Bakın bu elimdeki Türkiye Cumhuriyeti, bu elimdeki Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu kararı 2004. Bu yılını söylediniz, ikinci yılını söylüyorsunuz. Burada diye çünkü işinize gelmiyor. Eğer FETÖ ile ve PKK ile iltisak bahsediyorsanız size söyleyeyim ben. 15 Temmuz'da darbe olduğu günü kontrollü darbedir diyen Kılıçdaroğlu'dur. 20'sinde olağanüstü halle bu büyük musibetten kurtulmak amacı devletin kendi koruma refleksiyle olağanüstü halledildiği zamanda gerçek darbeyi söyleyen Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Gürsul Kılıçdaroğlu baş danışmanıdır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe lafını eleştiriyorum. 4 tane kontrollü darbe lafına katılmıyorum. 4 tane danışmanı FETÖ'den sorgulandı. 4 tane danışmanı. Kılıçdaroğlu o ki aynı zamanda... Tamam, PKK konusuna gelelim. Bir dakika. Şu FETÖ'ye başladık, oraya da geleceğim. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu bu bütün bunları sürecek... Telaşlanmayın ya, sakin konuşun Sayın Genç. Ya ama beni bağırtmak zorunda bırakıyor. Üzerime konuşuyorsunuz. Ben bir lafı bitireyim. Yok ya, sakin konuş ya. Kızmana gerek yok ki. Bak burada ne güzel gerçekleri söyledik. Sakin ol. Bunun dışında FETÖ ile olan o 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün montajlı kasetlerini, tapelerini mecliste gösteren gene FETÖ gene Kılıçdaroğlu'dur. Bana şimdi diyorsunuz ki aynı zamanda FETÖ'nün yayın organı kapatılırken kendisine bizzat gitmek üzere Tarık Toros'la birlikte görünen Kılıçdaroğlu'dur. Televizyon kanalında CNN'de burada çıkıp da televizyon Samanyolu'nun kapatılmasını yanlış buluyorum diyen Ahmet Hakan'ın da terör örgütünün efendim şeyi mi olsun, kanalı mı olsun diye sorduğu gene Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu FETÖ'ye ne oldu biliyor musun Şaban Bey? Ben size şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu ve aynı zamanda bu şu andaki CHP kurmayları şunu söylediler yıllarca. FETÖ kötü bir şeydir. FETÖ irtica getirir. Bu ülke için dinamittir diye anlattılar. Yıllar sonra şunu gördüler 15 Temmuz'dan sonra. Hatta aslında yanlış mıymış? Bir dakika, bir şey diyeceğim ama bakın süren bitiyor. Bu Amerikan emperyalist. PKK konusuna gelebilir miyiz? PKK konusu aynı şey. Onu da söyleyeyim. Bakın yalnız şunu söyleyip de hemen bir cümlede geçeyim. Biraz önce Şaban Bey destekledi, konuşuldu. Davutoğlu demiş ki efendim CHP ile biz o dönemler koalisyon kursaydık 15 Temmuz olmazdı. Davutoğlu'nun haklı olduğu bir şeydi işte bu.
15 Temmuz olmazdı. Bakın Erdoğan da eğer bu ülkede eski halinde prangaları da bıraksaydı, Erdoğan oligarklarla kavga etmeseydi, Erdoğan öyle aklını kafasını Kafkaslara, Libya'ya, oraya buraya doğru meydana kumasaydı, eski Türkiye gibi Marshall yardımı süt tozunu kabul etseydi Türkiye'ye, zaten darbe olmazdı. Gerek yoktu. Bakın bu aslında şeytan ayrıntıda gizlidir. Eğer biz CHP ile koalisyon kursaydık 15 Temmuz olmaz demek aslında bir şeyin itirafıdır. Biraz önceki ifadeye doldurur. Nedir o? O içerideki 80 küsur general, yani? 80 küsur general içerideki emniyetteki yargıdaki FETÖ yapılanması asla harekete geçmeyecek demektir. Ne demektir bu? Türkiye prangalara vurulmuş şekilde ABD merkezinde. 80 değil, 140 küsur general var. Bunun itirafıdır. Bir dakika, niye asla harekete geçmeyecek? Bunun niye orada yanlış düşünüyorum. Bunun itirafı. Ne olacak? Savutu. Bana. Yanlış Bey, yanlış biliyorsunuz. Ya bir dakika, bir soru sorayım. CHP ile 80 değil, 140 küsur general var darbeye karışan. Bir dakika konuşmayacağım. Demek ki CHP ile FETÖ'yü araya getiren bir akıl var. CHP bunu gördü. Dedi ki bizim geleceğimiz ancak bu emperyalist güçlerle bize verilen ancak yetkiyle bu olur dedi. Bunu kabul etti CHP. Ümit Bey'e göre tabii, Ümit Bey'i düzeltirim çünkü CHP yönetimi. CHP yönetimi. Lütfen CHP değil. Doğru. Az önce parantez. Mehmet Bey'in de tamam. Kürt parantez. Sorunu işte CHP tamam. çıkardı falan, ona parantez asla dedik. Ve hatta kabul etmem. Bambaşka şeyler. Bir de FETÖ. Bakın FETÖ tartışmasını. Parantezi kapatalım Ümit Bey, ben bitireyim. Çok ciddi yapmak ben, lazım. Evet, ben bir devlet şu, olay şudur. Olay şudur. Yıldır, evet yani lütfen FETÖ tartışmasına tamam, girmeyin. PKK'yı daha konuşuyoruz bugün. Yani, PKK meselesi. Şimdi FETÖ ilk taşı gene Ümit günahsız atı olan atsın diyebileceğimiz bir şey, ama devlet sorunu. Yani ne olur bunları eğer FETÖ tartışacaksak bir program oturalım, tamam. FETÖ tartışalım. Öteki onu da söyleyelim. O da şu. Peki aynı zamanda hangi damardan beslendiği bu din sömürüsünün, tarikatların, cemaatlerin, cumhuriyetli değerlerinden uzaklaşmanın ülkeyi nereye getirebileceğini konuşuruz o zaman. CHP-HDP ittifakı yeni bir şey değil. Bunu karıştırmayalım. 2019 değildir. CHP-HDP ittifakı daha da geriye dayanır. 1991. CHP en eskisi 91, en yakın tarihte de en son yapılan seçimlerde aynen gördüğümüz gibi diğer yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi nedir o? Bunu açık açık söylediler. HDP'ye can suyu olan bir CHP vardır. CHP yönetimi, gene parantez, satır başı. Bir CHP yönetimi vardır. Can suyu olmuştur. Hatta CHP'li bazı milletvekillerinin nasıl HDP'yi destekleyip de onu parlamentoya sokması konusunda tavsiyeleri vardır. Kılıçdaroğlu'nun itirafı vardır. Biz bütün renkleri meclise soktuk demesi vardır. Arkasından bu yetmemiştir. CHP yönetimi son kertede, dediğim gibi bu Millet İttifakı'nın altını dolduruyoruz. Baskeden bahsettik. Hani Biden'ın dediği gibi tüm muhalifleri örgütleyeceğiz diyor. Erdoğan'a karşı muhalifleri bir araya getireceğiz. Erdoğan'a karşı bir mücadelede bulunacağız diyor. Amerika'da varmış içerisinde. Ya bakın, en sonunda geldiğimiz nokta neresi biliyor musunuz? Geldiğimiz nokta şu. Geldiğimiz nokta şu. Bu ülke bir müstahak ülke değil. Bunu bir konuşalım. HDP cici bir partidir. HDP müttefiktir. HDP terörle ilişkilendirilemez. Biz parti kapatmasına karşıyız. Yapmak zorunda. Çünkü CHP'ye verilen görev, o Millet İttifakı adı altında yapılan verilen görev buydu. Sen diğer bileşenleri bir araya getireceksin. Bu tarafta İyi Parti olacak. Buraya da HDP. Kim verdi görevi Hikmet Bey? Kim verdi? Hatırlar mısınız? Bakın Hande Fırat, şunu söyleyeyim. Burada bundan iki hafta önce Ümit Özdağ bu stüdyodayken neyi söyledi? Size söyledi. Bunu iki şeyi söyledi. İki tane maddesi var temel. Bir, HDP'li yapılan anayasa, özellikle HDP üzerinden. İkincisi, İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cü olduğu iddiası. Hatta iç içe olduğu iddiası. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşanmadı mı? Ne dedi Muharrem İnce? Ben dedi FETÖ'ye karşı koyamayanlara beraber. Tamam, burada değilim. Sorum şu. Hikmet Bey, CHP'ye verilen görev dediniz ya. CHP'ye görevi kim verdi? Emperyalistler verdi. Emperyalist güçler, Biden'ın söylediği gibi. Emperyalist güçler dediler ki siz tek başına iktidara gelemiyorsunuz. 60 yıldan beri de gelemediniz. En son tek parti iktidar döneminde oradaydınız. Erdoğan'a karşı tek başınıza koyacağınız bir şey yok. Yani Erdoğan'a karşı koyabileceğiniz tek bir adam, tek bir lider, öyle bir karizmatik bir adamınız yok. Abdullah Gül düşündüğünüz o da hiçbir şey olmadı. Yapacağınız tek şey var. Hani var ya bu bileşenleri meşhur. Ya peki bir şey soracağım. Şimdi ben başka bir şey yönden bakacağım. Belki Şaban Bey söyler ama. Bak Hande Hanım. Emperyalist güçler, Amerika'sı, İngiltere'si diyecek ki gel Kemal Kılıçdaroğlu. Ama soruyu soramıyorum.
Aa, şu ama şu. Kemal Kılıçdaroğlu diyecekler ki Amerika, İngiltere, gel Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da gidecek. Ondan sonra diyecek ki emperyalist güçler Amerika'sı, İngiltere'si. Sen git PKK ile anlaş. Ondan sonra onlara cici çocuk de. Git FETÖ ile uzlaş. Onları arana al. Ondan sonra da biz sana iktidarı verelim. Şimdi böyle bir teklif olacak, hem de Türkiye'de CHP'nin başındaki bir isim bunu kabul edecek. Ya bu çok acayip bir şey değil mi ya? Yani böyle kafa mı yürütülüyor bu masala, inanıyor musunuz? Yani, tabii Hande Fırat. Siz çok vulgarize ettiniz. Bir dakika Şaban Bey. Böyle kafa yani yürütülmüyor ki. Hande, bu çok ağır suçlama. Hayır. Sen burada tabii metaforik bir anlatımla bunu söylüyorsun. Bunu İkbet Bey, siz tabii. siz bu masala inanıyor musunuz? Ama bu böyle yürümez. Bu sadece şöyle olur. Arada bir sinyal verirsiniz. Nasıl diyorlar yürür? Diyorlar ki Biden'a. Biden da diyor ki Biden geldi, ne diyorsunuz diyor mesela. Tek cümle şu. Türkiye demokrasi getirsin. Türkiye'deki demokrasinin güçlendirmesi için mücadele versin diyor. Patrona bak. Sen tek başına iktidara gelemiyorsun. Tek başına aday da olamıyorsun bu ülkede. Patrona bir mesaj gönderiyorsun. Almanya'ya da gönderiyor. Focus dergisinde yazıyor. Soruyorlar, diyor ki Türkiye'de ne var? Ben Türkiye'de can ve mal güvenliği olamaz diyor. Şimdi ben böyle bir kişiyim. Şimdi tabii metaforik anlattığını çok iyi biliyorum. Gel bakalım Pekkale falan filan. Tabii iyilik demeyecekler. Bunu bileşenleri, bu tezgahı kuranlar tabii ki bunu söylemeyecekler. Bu böyle bir şey yok. Ama size şu var. Şöyle bir akıl size gelip de der ki bak Erdoğan'a karşı sen karşısına çıkabiliyor musun? Abi %15 almam. Muharrem İnce kadar da alamam. Tamam. Abdullah Gül olsun. Abi bizimkiler kavga çıkartır. Abdullah Gül fazla şey bir isim. Tamam. Kolon'un CEO'sunu getirelim. Çok absürt, uzak. Ekmettin İhsanoğlu getirdiler. Yani bir şey 10 tane isim. O da olmadı. Şimdi ne yapmanız lazım? Yapacağınız tek şey var. Bu Ekmettin İhsanoğlu Amerikan projesi miydi? Yaşanmış, bitmiş bir akıl. Nedir o? Karşıda kimler var muhalefette? Şunlar var. Yeni geldi. Yeni AK Parti safraları, atıkları olanlar da geldi. Hep beraber oturacaksınız bir arada. Bir muhalefet yapacaksınız. Ben şunu sorayım ben size. Madem o kadar konuştuk, biraz yüksek sesle, kusura bakmayın, bağırıp çağırdım, sesimi de dengeleyemedim ama şöyle bir şey sorayım. Yani Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak. Hep bir şeyleri var ya, efendim genel başkanlar siyaset yap, Cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Çünkü Cumhurbaşkanı siyasetçi olmamalı veyahut da başkan olmamalı, parti üye olmamalı. Tabii rozeti çıkartıyorsun Muharrem İnce'den, alıyorsun ülkeyi yönet. Şimdi ülkeyi yönet dediği kişi de biliyorsunuz neler söyledi. Ama şu bir şey var. Yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun bugün tek başına olan bir karşılığı var mı? Türkiye'de yok. Peki Erdoğan'ın karşısına koyabileceğiniz bir lider konumlu bir kişi var mı? O da yok. Yapacağız. Geriye bir tek bu kalıyor zaten. Bu sadece hani üst akıl diye ya da Amerikan yok onları. Emperyalizmin düşüncesi diye. Ya bunlara bir gene takıldınız diyorsunuz ama içerideki sinyaller de bunu gösteriyor. FETÖ'nün aslında ne menen bir şey peki olduğunu Kılıçdaroğlu çok az sürem kaldı. Ben ilk verdiği sinyaller bir şey yönde. Biden'dan demokrasi dinliyoruz. Bakın kişiler üzerinden gitmeyin. Alayım bir dakika Hikmet Bey, bir cümle de oradan alayım, bitireceğim çünkü evet. Ben de bir cümleyle noktayı koyacağım. Hande Hanım, çok basit bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir cümle konuşursanız hepinize tamam, yeter ama, yoksa 3 işte, dakika içinde kapatacağım. Girmeseniz 2 cümle olacaktı. 60 yıldır veya 70 yıldır CHP iktidar olamadı diyorsa bugün yaşananların hiçbirinden CHP'yi sorumlu tutamazsınız, o bir. İki, ama Türkiye NATO'ya girdikten sonra Türkiye'deki siyaseti dizayn etmiştir. Bunu herkes anlasın, bu öyle gel bakalım filan değil. Avrupa'da bile son 40 yılda iktidara gelen bütün siyasiler, bakın altını çiziyorum, ya Exeter'den geçmiştir ya Rand Corporation'dan ya da Bilderberg'den. Yani bunlar bak, masal işte, filan bak, değil. Bak isim verdi. Bak isimler bunlar verildi. Mesela Bilderberg var. Yani neokonlar var. Onlar var. Onlar dizayn ediyor Türkiye'yi. Plan örnek 2001'deki Washington ziyareti. İki çıkarır. Ben de bir cümleyle. Ben değil, ilkeler üzerinden konuşuyorum. Yani 2001'deki Washington ziyareti. Benim de bir cümleyle yani o güruh meselesine. Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı bakınız, Sayın Erdoğan Amerika, Washington'a giderek başkanlıkla görüştü biliyorsun. Erdoğan karşıtı yani işte Erdoğan karşıtı siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Söylediğim şey şu. Biden ne dedi? Bir, Türkiye'de Erdoğan diktatörlüğü var. Diktatöryal bir rejim var. Diktatörlüğü ve diktatörü devirmek lazım. İki, her şey meşhur. Bunu devirecek herkesi siyasal partilerden tutunuz da STK'lara varıncaya kadar bütün muhalefeti tek bir cephede toplamak lazım.
Kimdir o muhalefetin Erdoğan karşıtı, Erdoğan düşmanı muhalefetin içinde? PKK, PKK'nın partisi. FETÖ içerideki uzantıları. Sayın Metiner, işte o zaman senin kastettiğin buydu. Sayın Metiner, o zaman faaliyeti. Bir de o zaman neden Biden'dan telefon bekliyorsunuz? İçimizden neokonları devşirdiler. Neokonlar. Evet. Neokonları Amerika'daki işte, neokonların benzerlerini içimizden aldılar, götürdüler. Onları da eklemlediler bu güruhun içine, cephen içine. Şimdi o yüzden sizin söylediğiniz gibi kabaca yürütülmüyor. Git PKK ile anlaş, git FETÖ ile anlaş denilmiyor. Son cümle. Demokrasi için o yüzden Atatürk'e geri bir cephe oluşturun diyor. Bunun içinde de Erdoğan düşmanı bütün muhalifler olsun diyor. PKK'da olsun, FETÖ'de olsun, peki, HDP'de olsun, o da olsun, bu da olsun. Yeter peki ki Erdoğan düşmanı olsun.